اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل ربي يسر ولا تعسر سهّل علينا بفضلك يا مُيسّر ربّ زدنا علماً وفهماً وإخلاصاً ونوراً وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا آمين بحرمة سيد المسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde kılmalarını nasip eylesin. Onlara da bizlere de imanı kamil, kalbi selim, nasip eylesin dışarıdan gelecek olan bütün yanlış fikirlerden yanlış tutumlardan davranışlardan etkilenmekten muhafaza eylesin kaymaktan kaydırılmaktan sapmaktan saptırılmaktan hepimizi ama hepimizi muhafaza eylesin korusun amin 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 aziz kardeşlerim Sevgililer sevgilisi, biricik liderimiz, önderimiz, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular. Ekmelül müminine imanen ehsenuhüm huluka ve hıyarukum hıyarukum Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifimizin anlamı şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyorlar ki iman bakımından Allah katında iman bakımından en değerli, en mükemmel olan kimse ahlakı en güzel olan kimsedir. Buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şerif çok dikkatimizi çeker. Bugünkü dersimizin de başlığı yani bir insan iman bakımından mükemmel olmak istiyorsa neye dikkat etmeli? Yani iman bakımından en mükemmel olan kimdir? Bunu sorguladığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok namaz kılan teheccüde kalkan, şu kadar Kur'an okuyan, tespih çeken vesaire buyurmadılar. Ne buyurdular? Ahlakı en güzel olan kimsedir buyurdular. Rabbim bu ahlak güzelliğini hepimize nasip eylesin. Çocuklarımıza nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Bu noktada gerçekten hepimizde büyük bir boşluk var, sıkıntı var. Hani derler ya adamın bir tanesi öğlen güneşinin her tarafı yaktığı sıralarda geçiyor bir meydana, elinde bir fener böyle birisini arar gibi hareket ediyor. Yani bir söz tabir edilir. Efendim deli olmadan veli olunmaz diye. İşte o Deli gibi olan kimseye sorarlar. Hayrola bu fener güpe gündüz güneşin ışığı ne arıyorsun sen? Ben insan arıyorum insan der. Ona soranlar der ki yahu yanından geçen bu kadar efendim kalabalık bir caddede bütün insanları sen görüyorsun insan adından bahsediyorsun. Adeta kafayı mı yedin sen dercesine Böyle sorunca hayır hayır bunlar bunlar canlı varlıklar. Ben insan arıyorum insan der. Evet insan gerçekten o insanı kamili bulabilmek, o insanı kamilden olabilmek. Rabbim hepimize bu güzelliği, bu kaliteyi nasip eylesin. Amin. Hani hocamız sınıfta ders anlatırken tahtaya bir rakamını yazmış. Bir. Çocuklar bu kaç? Hocam bir. Herkes biliyor zaten. Yanına bir sıfır koyuyor. Arkadaşlar bu sıfır da sizin başarınız olsun. Kaç etti evladım? On. Hocam. Bir sıfır daha koyuyor. Bu da evladım sizin paranız olsun. Kaç etti? Yüz. Evladım sizin kariyeriniz, sizin geleceğiniz, ufkunuz olsun. Bir sıfır daha bin. Şimdi çocuklar bunun bu sıfırların başında olan biri kaldırdığımız zaman ne kalıyor? Sıfır. O bir ahlak idi. O bir ahlak idi. Ahlakı çektikten sonrasında senin ne kariyerin, ne karizman, ne okulun, ne paran hiçbir tanesi bir şey ifade etmiyor. Mana kalmıyor. Sıfır elde var, sıfır. Onun için demişler ya, insanın diploma alması önemli değil. insan olması, adam olması önemli. Rabbim bu güzelliği nasip etsin inşallah. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı Rabbimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış, methedilmiş ve kalem suresinde Nun vel kalemi ve ma Tebareke suresinden sonra gelir bu sure. Oranın hemen dördüncü ayetinde kısa bir ayette Allah'ımız Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne buyuruyor? Bismillah. Ve inneke laala ala hulukin azim. Sadakallahu lazim. Ve inneke laala ala hulukin Bu kadar kısa bir yerde Rabbimiz kocaman ciltlerce kitap yazacak şekilde buyuruyor ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen var ya sen muhakkak ki şüphe yok ki sen en büyük en büyük en büyük ahlak üzeresin. Ben onaylıyorum. Rabbimizin onayından, Rabbimizin testinden geçmiş, eğitiminden geçmiş, beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan almış olduğum haberle Allah'ımızın terbiyesinden geçmiş olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın yanında on sene hizmetinde kaldım. Hizmetinde kaldım. On sene içerisinde bana bir gün olsun bir sefer olsun bir öf dediğini, şunu şöyle yapsaydın dediğini veya yapmasaydın dediğini duymadım buyuruyor. Ya bizde on sene değil, on gün bile bu şekilde efendim insanlar bize efendim böyle güzel söz söylemezler. Dayanamıyoruz ki. Anında hemen karşı tarafa refleksimizi gösteriyoruz. Hemen atılıyoruz, zıplıyoruz ve insanları kınıyoruz, insanları eleştiriyoruz. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişen o sahabeler neler yapmadılar ya. En basitinden bir tanesi daha olay söyleyeyim. Ondan sonra devam edeceğim dersime. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada. Sahabe-i kiram aleyhim salatu vesselam rıdvanullahi aleyhim ezmein hazratı orada bedevi gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyor, dinliyor, dinliyor. O arada bedeni, bedevinin, bedevi dediğimiz nedir? Eğitim almamış, dağlarda çobanlık yapan eğitimsiz bir insan. Haşa ben çobanlar efendim şeyini söylemiyorum. Genel bir anlamda bir şeyi efendim vurgulamaya çalışıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ve sıkışmış. Tuvaleti gelmiş küçük abdesti. Herkesin göz önünde o mescidin içinde bir kenara çekilmiş bir köşeye ve başlamış çişini yapmaya. İdrarını yapıyor yani düşünebiliyor musunuz? Peygamber sahabe hepsi orada bir anda homurdanmaya başlıyorlar. Sahabe alıp adamı dışarıya gönderecekler, atacaklar tabiri Ne yapıyorsun sen diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek hemen sahabenin halini görüyor, anlıyor. Dönüyor onlara buyuruyor ki durun, durun. Arkadaşınız bir işini bitirsin, rahatlasın. Sonra bir kova su getirin. Orayı bir yıkayın, güzel bir şekilde temizleyin. On da işini bitirdikten sonra çağırıyor. Diyor ki, burası ibadet etmeyedir, yeridir. Böyle işler burada yapılmaz, dışarıya çıkmamız gerekiyor falan diye anlatıyor. O da öyle mutlu oluyor, Kına, kınamadığı için, kendisini efendim bu noktada sıkıntı bırakmadığı için, mahcup etmediği için. Of uçuyor. Ondan sonra tam gideceği sırada Diyor ki, ya Resulallah diyor, Allah sizden razı olsun diyor. Allah sizi ve beni diyor, cennetine koysun diyor. Siz ne güzel insansınız falan deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine müdahale ediyor, dayanamıyor. Buyuruyor ki, bu kardeşlerimiz de güzel. Onları da Allah cennetine koysun, bizi de diyor. Dolayısıyla onlara da dua et diyor. Öylece olayı efendim bitiriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim böyle bir davranış başımıza gelse, camimizde efendim birisi kalksa bu işleri yapsa, eyvah kıyameti koparırız yani. Dolayısıyla Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden, yolundan ayırmasın. Onun güzel ahlakını günümüze taşı taşıyabilmeyi de nasip eylesin. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadisinde bize erdemli, kaliteli, iyi bir Müslümanın özelliklerini açıklarken üç tane maddede efendim sıralıyor. Mesela günümüzde çok zor yapabileceğimiz işlerden bir tanesini söylüyor. Diyor ki bir, sana vermeyene sen ver diyor. Yani sen gittin birisine, kapısını çaldın, adam parası var, imkanı var. Bir şey istedin ve sana dedi ki hayır dedi. İşte efendim tabriyesi ipe un serdi. Bir bahaneyle seni geçitirdi. E Düşmez kalkmaz bir Allah. Yarın o adam senin kapına geldi. Sana vermeyen kimseye sen ver buyuruyor. Hiç yüzüne de çarpma. Efendim imkanın içinde ona yardımcı olsun. İki. İki. Senle akrabalık noktasında ziyareti kesmiş gelip gitmeyi kesmiş olan kimseye sen git diyor Efendimiz Aleyhisselatü Zordur. Özellikle evde bu noktada tartışmalar yaşanır. Efendim adam tam gideceğiz der. Hanım der ki onlar bize geldi mi ki biz gidelim falan diye. Hanım der şuraya gidelim. Beyi itiraz etmek ister. Halbuki Kur'an ahlakı, İslam ahlakı ne diyor? Sana gelmeyene sen git diyor. Üçüncüsü sana zulmeden kimseyi sen affet af yolu lazım. Yani bir insan hata yapabilir, yanlış yapabilir. Allah bizim nelerimizi affediyor. E bir kol olarak, kul olarak da biz de arkadaşımızın, kardeşimizin hatasını affedelim. Efendim görmedikten gelelim, kapatalım. Ve Peygamber Aleyhisselatü bir müjdesi var ki Allah uçuruyor insanı. Nedir o? Eğer diyor sen kardeşinin bir hatasını setredersen, gizlersen, örtersen Allah da kıyamette senin hatanı gizler, örter, setreder. Efendim kimseye göstermez. İnşallah bunlardan oluruz. Amin. 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 Yine sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Efdalül müminin ahsenül huluka. Yani müminlerin müminlerin en faziletlisi, en değerlisi ahlakı en güzel olanıdır. Ahlakı en güzel olanıdır. Onun için bizim ahlakımız Kur'an ahlakı, bizim ahlakımız Peygamberimiz ahlakı, bizim ahlakımız İslam ahlakı olacak. Ama tabii ki günümüzde bunları yaşamak zor olabiliyor. Önemli olan zaten zoru başarmaktır. Millet şunu yapıyor bunu diye efendim falan. Seni hiç hiç ama hiç ilgilendirmez. Sen doğru yolundan ayrılma. Sen doğru yolundan ayrılma. Birkaç kez Allah gani gani rahmet eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerimizden dinlemiştim. Mübarek anlatmıştı. böyle hem esprili bir renk katsın diye sohbetine. Efendim Nasrettin Hoca'nın hikayesini size anlatayım demişlerdi. Nasrettin Hoca demişlerdi. Bir gün eşeğiyle beraber yolda gidiyorlar ve eşeğine Nasrettin Hoca normaldir binmiş böyle bir yolculuk yapıyor. Oradan karşısına bir adam çıkmış. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hoca efendi demiş ya. Allah'tan kork. Bak sesi sedası çıkmıyor bu eşeğin. Efendim sen de binmişin ondan sonra eşeğe dolayısıyla seni ne kadar Fem taşıyabilir bu ki? Bak cılız bir eşek falan deyince o zaman ineyim demiş. İnmiş aşağıya ve eşek boş gidiyor. Kendisi de boşta gidiyor. Ondan sonra sefer dönmüş. Bir adam selam vermiş. Demiş ki hocam eşeği Allah niye yarattı? Sen boşta gidiyorsun. Ondan sonra eşek boşta gidiyor falan. Niye bilmiyorsun ki buna? Ya kardeşim çok ağır gelirim diye başkası bana böyle böyle söyledi. En iyisi mi ben, en iyisi mi ben eşeği e, alayım, alayım sırtıma eşeği ben taşıyayım. Çünkü eşeği ben taşırken olmadı. Eşek boş giderden, giderken de olmadı. Eşeği ben taşıyayım da bari öyle olsun diyor. Sonra eşeği sırtlanıyor mübarek. Efendim öyle giderken zar zor böyle yürüyor. Adam birisine diyor ki, Hocam diyor ya Allah aşkına diyor. Şu ana kadar diyor ben diyor hep eşeğin insan taşıdığını gördüm de insanın bir eşek taşıdığını görmedim falan deyince. o ne diyorsun sen diyor. Efendim herkesin sözünü dinlersen eşeği sen taşımaya başlarsın. Yani orada bize şu mesajı verdiler mübarek. Sen istikamet üzere yürü millet ne derse desin. Herkesin dediğine bakarsan yolunu bulamazsın kardeşim. Şöyle örtüneyim, böyle örtüneyim. Millet ne diyecek? Şunu yapayım, bunu edeyim. Milletin efendim etkisinde kalmak değil, Allah'ın sözünü dinleyerek hayatımızı programlamamız gerekiyor. Yine Muhammed Efendi Hazretlerimizden hiç unutamadığım, biz kaç kez de dinlediğim annesiyle olan bir hatırasını söylerdi mübarek. Derdi ki, Annemle beraber biz köyde ahıra indik. Ben o zaman küçüktüm. Bir baktım ki büyük baş hayvanımız vardı. Onun arkasından kocaman bir et parçası gelmiş. Et parçası böyle hayvanın canlı canlı efendim o ineğin arka kısmından bir et yenmiş. Kıpkırmızı ineğin eti duruyor böyle falan. Anneciğim bu ne dedim? Dedi ki evladım bunu fare yemiş. Aa fare, küçük bir hayvan, kocaman bir inek ve efendim kuyruğunu sallasa fare kaçar. Nasıl bunu yer falan deyince dedi gidiyor annem er rahmetullahi aleyh efendim evladım Mahmut bu farenin öyle bir kurnazlığı vardır ki tam eti yiyeceği sırada üfler üfler o yiyeceği yere bölüme ve orayı narkoz gibi uyuşturucu gibi efendim etkiler efendim atar dişlerini, parçayı kopartır, ayrılır, yer, bitirir, sonra tekrar gelir. Yine bir üfrük atar, bir daha bir daha böyle sabaha kadar kocaman bir et parçasını bitirir. Bazı köylerde duyarız, yarım kulağını adamın yemiş oluyor gece uyurken, üfleye üfleye böyle üfliyor, yapıyor, narkoz gibi böyle orayı uyuşturuyor. İşte dediğim mübarek, bizi de aynı şekilde böyle uyuşturdular dünyayı sevdirerek uyuşturdular. Efendim maçı sevdirdiler. Ondan sonra makamı sevdirdiler, e, sokağı sevdirdiler, televizyonu sevdirdiler, telefonu şimdi sevdirdiler ve sevdirmeye de devam ediyorlar. Yani gece gündüz üretim hızlanıyor. Yani şu anda iddia ediyorum ben, daha öncesinden de duymuştum ta 2000 yıllara kadar biz bir 2022'deyiz ya 2100'lü yüzlü yıllara kadar efendim bir iPhone olsun, Samsung olsun çıkartacağı telefonların hepsini böyle programlamışlar. Bu sene şunu üretime sokacağız. Bu sene şunu ne yapıyorlar? Ufak bir tık üzerine bir değişiklik yapıyorlar ve herkes koşarak gidiyor. Geçen birisine soruyorum bir gariban tabiriz bir öğrenci yani kan bir kardeşimiz akrabamızdan yeni telefon aldım. Kaç parayı aldın? 20 bin lira. Yani 20 bin lira değil, bin lira doğru bir araya getiremezsin. 20 bin lirayı ne yapıyorsun, ediyorsun? Bir yerlerde altın bozduruyorsun, onu veya borç alıyorsun. O telefon illa o çantaya giriyor, o ele geliyor. Niye? O öyle güzel fotoğraflar çekiyor ki diyorsun efendim. Bunun üzerine bir fotoğraf çekimi yok şimdi. Efendim dolayısıyla bizi üfleye üfleye böyle aldattılar. Allah sonumuzu hayır getirsin. Bakalım idare ettiğimiz kadarıyla tuşlu telefonmuş, bilmem efendim eski telefon. bakmıyorum. Eğer bizi idare ediyorsa yolumuza devam edelim. Allah'ın sevdiklerini yapmaya çalışalım. Kimsenin etkisinde kalmayalım. Bu hadis-i şerifin yani ilk söylemiş olduğum sizin iman bakımından en mükemmel olanınız ahlak en güzel olanınızdır. Hadis-i şerifin ikinci bölümünde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hıyârukum hıyârukum li nisaihim buyururlar. Yani sizin en hayırlılarınız da eşlerine en hayırlı, en iyi davrananlarınızdır buyurlar. Onun için bu e, iman bakımından mükemmel olan ahlak, güzelliği sonra da hayırlı olmak istiyorsan eşine iyi davranacaksın. Eşinle ilgileneceksin. Evde yardımcı olacaksın. Bulaşıkta yardımcı olacaksın. Çamaşırda yardımcı olacaksın. Bunlar kılıbıklık değildir. Bunlar kalbi ılıklıktır. Efendim eşini acıyacaksın, merhametli olacaksın kardeşim. Sabahtan akşama kadar o çamaşırdı, bulaşıktı, çocuk altıydı, çocuk üstüydü, kusmasıydı, yemir yedirmesiydi, yesersiydi. E sen de gelince işin bu ucundan tut. Evin efendim işte süpürgesini aç. Ondan sonra çamaşır makinesine biraz çamaşır sen at. Bulaşık makinesine sen bulaşığı at. Sofrayı sen kaldırmaya ve kurmaya çalış. Bunlar peygamber sünnetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve evin mutluluğunun temelidir. Yani mutluluk istiyorsak eve geldiğimiz zaman bir besmele ile içeri gireceğiz. İki, selamun aleyküm diyeceğiz. Böyle döver gibi, tokat atar gibi. Selamun Aleyküm. Arabiye beyefendi hiç vermiyor eve. Öyle değil. Selamun Aleyküm. Evi bir neşelendireceksin. Eve efendim bir huzur getireceksin. Seni bekliyorlar. Dolayısıyla gülücüklerini dışarılarda bırakıyorsun. İçeri gelince buzdolabı gibi bir abi giriyor içeriye. Bir amca giriyor. Ya bunlar çok yanlış şeyler. Peygamber Efendimizin metodunda yok. Dolayısıyla biz peygamber yolunu izini takip edenler olarak evlerimize de her türlü iyiliği getireceğiz, yapacağız, evlerimizde mutlu olacağız. Hatta bize bakan etrafımızdaki akrabalarımız, arkadaşlarımız bizim aile modelimize imrenecekler. Örnek alınacak bir aile modeli efendim Allah'ın izniyle olacağız. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Evlerimize huzur, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Çocuklarımızı hayırlı Şimdi önümüzdeki pazartesi günü okullarımız açılıyor. Ya Rabbi tam 18 milyon öğrenci okullara başlıyor gençlerimiz. Hepsine sen yardım eyle. İmanlarını koru, Kur'anlarını koru, namaz aşkı ver, heyecanı ver. Analarıyla babalarıyla güzel geçinmeleri nasip eyle. Ahlaklı olmaları nasip eyle. İffetli, hayalı olmaları nasip eyle. Ya Rabbi sana emanettirler. Sen muhafaza eyle, sen muhafaza eyle. Sonumuzu hayır getir ya Rabbi. Ülkemize hayırlar nasip eyle. İslam alemine hayırlar nasip eyle. Ya Rabbi göz dikenlere, bize zarar vermek isteyenlere, fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirle nur makamlarını cennet eyle. Bize de arkamızdan dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı arkadaşlar, cemaatler nasip eyle. Ya Rabbi kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi ve sorulacak olan oradaki münker ve nekir meleklerin sorularına kolay bir şekilde cevap verebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmayı cennette nasip eyle. Ya Rabbi sonumuzu hayır getir. Ya Rabbi hastalıklarımız hastalarımıza, şifalar ihsan eyle. deva, de boş vedalar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma. Helal lokmadan helal kazançtan ayırma. Faizle kredilere bulaştırma. Ya Rabbi bulaştırma. Bulaşanları da kurtar Allah'ım. Ya Rabbi sohbetimizi dinleyen bütün kardeşlerimizden ebeden razı ol Ya Rabbi. Sohbet halkamızı genişletmeyi nasip et Ya Rabbi. Rızana uygun bir şekilde yapabilmeyi nasip eyle. Ve inşallah bize dinleyenlerle beraber, hep beraber aile bireylerimiz, çocuklarımız, neslimiz, yürüyetimiz, damatlarımız, gelinlerimiz, analarımız, boğalarımız, dedelerine bütün akraba olarak da cennette Firdevs Cenneti'nde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplaşabilmeyi, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize نصيب إلى ربي. آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة